Şimdi tabancanın tutuşunu gösterelim. Bir kere burası sağ elini kullanıyorsun. Sağ elin burayı kapatacak. Dolduracaksın burayı. Burada olacak. Tetik parmağı her zaman dışarıda. Şu parmak her zaman dışarıda. Kesinlikle. Şu üç parmağım burayı kavruyor. Şu şekilde tetik parmağım hala dışarıda. Hep dışarıda. Bu elimi şu şekilde boğmalarak alıyorum. Böyle sol elimi şurada, sol parmağımı dinlendiriyorum. Şurada sol parmağım, diğer sağ parmağım da sol parmağımın üstünde oluyor. Şu şekilde hem doldurmuş oluyorum, hem tabanca hakimiyetim olmuş oluyor, hem de tetik istiyonu olmuş oluyor. Burada yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi parmağın neresine basıyor olmak. Şimdi silahı çok iyi kavramamız lazım. Evet. Yandan değil, alttan değil, işte şu şekilde değil, üstten. El boğumum, yani ben bu şekilde alıyorum. Herkes de bu şekilde alması gerekiyor aslında. Aldım, çıkardım. Şu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Bakmadan önce. Aldım, çıkardım. Tekrar aldım, çıkardım. Hüseyin Uzunoğlu. Atışların gayet şu anda ilk etaba göre çok iyi. Şurada iki mermerden geçmiş. 5 metreden güzel bir atış. Bunu hareket halinde drone hedef atış yapacağız. Biz hareket halindeyiz. Yürüyoruz, koşuyoruz veya normal sokakta adım atıyoruz. Hedefimiz sağda olabilir, solda olabilir, karşıda olabilir, arkada olabilir. Yerde var. Biz tek bir şeye dikkat edeceğiz. Emniyeti bozmayacağız. Nizamiyeti bozmayacağız. Hedefimizi bozmayacağız. Tabancamız hedefte kurulacak. Evet. Demosunu gösteriyorum. Geldim. Yürüyorum. Hedef sağımda çektim. Atışımı yapıyorum. Beklemeden. Ondan sonra şarjörü düşürüyorum. Temizliğimi yapıyorum. Baktım. Tekrar baktım. Kılıfıma koydum. Çık!